Annem, babam, hakkınızı helal edin. Beni Ragıp vurdu. Bacaklarındaki 5 kurşunla ölümü beklerken katilin belli olsun dedi kanıyla yere. Onu vuran caninin kocasının ismini yazdı. Neyse ki Nurtaç Canan kurtaramadığımız o kadınlardan biri olmadı. Mucize eseri hayata tutundu. Yaşadığı vahşeti, o korkunç dakikaları şov haberi anlattı. Psikolojik şiddet, darp. Yapmadığı hiçbir şey kalmadı bu adamın bana. Çevire çevire ateş etti ve arkamdan kimin öldürdüğünü bilsinler diye kanımla yazı yazdım. Ona bu vahşeti yaşatan 22 yıllık kocasıydı. Ölüme terk edilen kadın ona bu zulmü yaşatan bilinsin diye kocasının adını kanıyla yere yazdı. Sürekli ağzında şu vardı: seni sakat edeceğim, seni yaşatmayacağım. Nurtaş Canan 22 yıl önce Ragıp Canan'la evlendi. İddiaya göre kocasından yıllarca şiddet gördü. Koca şiddetine daha fazla dayanamayan Nurtaç Canan boşanmaya karar verdi. Yanımda çalışan elemanlarıma cinsel tacizde bulundu. Eşim artık bana bakışı bile çok değişmişti ve ben çok korkuyordum. Ancak o koca ne yaptı etti, kadını yeniden ikna etti ve korktuğu için talihsiz kadın boşanamadı. Bir şeyler düzelecek zannetti ama şiddet devam et. Oğlumla beraber bir hayat kuracağım dedim. Kalktı, hayır dedi. Komple çaydanı attı. Buralarım komple yanık içerisinde. Kendisine yepyeni bir hayat kuracaktı. Bu yüzden 15 gün önce evine gittik, eşyalarını topladı. Ama o anda o cani koca geldi, belinden silahı çıkarttı ve talihsiz kadının belden aşağısına defalarca kurşun yağdırdı. Ben yere düştüm, hala ateş etti. Talihsiz kadın acı içinde yere kıvrılmış, ölümü beklerken kanıyla yere yazı yazdı. Beni Ragıp vurdu, hakkınızı helal edin dedi. Orada öleceğime kesin biliyorum. Hani dedim arkamdan kimin öldürdüğünü bilsinler diye kanımla yazı yazdım. Anne, baba, hakkınızı helal edin. Sakın üzülmeyin. Ragıp beni öldürdü ama ben kurtuldum. Yani bu adamdan kurtuldum. Kan kaybından ölmek üzereyken yardımına oğlu yetişti, hemen hastaneye götürdü. Oğluma dediler ki annenin bacakları kesilebilir. Ameliyat başarılı geçti ama tehlike geçmedi. Ona bu dehşeti yaşatan, üstüne 5 kurşun sıkan cani hala dışarıda. Beni lütfen bu adamdan kurtarın. Ağır ceza almasını istiyorum. Şimdi bu haber üzerine bir reklam vardı, bazılarınız hatırlar. Dünya tatlısı bir kız çocuğuna annesinin ne iş yaptığı sorulunca, benim annem hem aşçı hem doktor hem öğretmen hem bekçi hem ayakkabı bağlayıcısı diyordu. Türkiye'de kadınlar hem şiddet görüyor hem defalarca suç duyurusunda bulunuyor. Buna rağmen hem vuruluyor hem kan revan içindeyken anasını çocuğunu sakinleştirmeye çalışıyor. Hem kendi kanıyla katilinin ismini yazıyor, hem kanıyla helallik istiyor, hem yerdeki kanıyla sesini duyurmaya çalışıyor. Yine de kadının kanının sürekli yerde kaldığı bu kan davası bir türlü bitmiyor ve bitirilemiyor.